müteşekkir olduğumuzu huzurlarınıza dile getirmek istiyorum. Programımızın ilk bölümü için Mehmet Şamil Baş hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Pişnev ezneyi çün hikayet mi konet? Ez cüdayı ha şikayet mi konet? Kezneistan ta mera ubride end, ez nefirem merdüzen nalide end. Sine hahem şerha şerha ez firak, tabi guyem şerhi derdi iştiyak. Herkesi gudurmand ez aslı hiş, baz cüyet rüzgar vaslı hiş. Men be her cemiyeti nalan şöden, cüftü hoş halan u bet halan şöden. Herkesi ez zanni hot şud yar men, ez derun men necüs esrar men. Sırr men ez nali men dur nist, lik çeşkü huşra annur nist. Tenzi canu canzi ten mestur nist, lik kesra değil can destur nist. Ateş estin banginayu nist bat, her ki in ateş nedaret nist bat. Ateşi işkest kender ney fıtat, cuşişi isket kender mey fıtat. Ney harifi her ki ez yari burid, perde hayeş perde hayi ma irid. Hem çüney zehri bu tiryaki dîd, hemçün ey demsaz müştaki dîd. Ney hadisi rahi pür mi kunet, kıssahayı ışkı mecnun mi kunet. Mahremi in huş cüz bi huş nist, merf zeban ra müşteri cüz cüz nist. Dergami ma ruz ha bigah şud, ruz ha basuz ha hemrah şud. Ruz ha ger reftugu revbak nist, tu biman ey anki çu tu bak nist. Her ki cüz mahizi abeş sir şud, her ki bir ruz işt ruz eş dir şud. Der nayebet hali kuhte hiç han pes suhan kütah bayet vesselam. Okumuş olduğumuz bu 18 beyt Mevlana'nın Mesnevisi'nin ilk 18 beytidir ki Mevlana bu 18 beyti bizzat kendisi kaleme almıştır, yazmıştır. Onun haricindeki Mevlana'ya ait eserleri kendisi söylemiştir, müritleri, halifeleri kaleme almışlardır diyebiliyoruz. Mevlana'nın Mesnevisi failatun failun kalıbında yazılmış. Farsça Mevlana eserlerini Farsça kaleme alıyor. Farsça olarak okuyalım istedik. Alttaki Türkçe olarak verilen tercüme manzum tercümeler kabilinden. 1945 yılında Feyzullah Sacit Ülkü'ye ait yayınlandığında pek çok tartışmaların yaşandığı bir dönem. Çünkü
Mevlana'nın Mesnevisi'nin yüzyıllar boyunca parça olarak Farsça diline hakim olanlar tarafından şerh edilerek, açıklanarak bu şekilde okuma gelmiş. Ta ki Mu'ini'ye gelene kadar. Mu'ini kısmen bir manzum tercümesini yapmıştır Osmanlı Türkçesiyle. Daha sonrasında Süleyman Nahifi, ki vefatı 1739'dur. Süleyman Nahifi'nin manzum bir tercümesi vardır. Mesnevi'nin 25 bin beytinin tümünü Osmanlı Türkçesiyle manzum olarak, şiir olarak tercüme etmiştir. En önemli manzum çeviri budur. Bunun ardından pek çok tercümeler yapılmış. Ancak hepsi tam değil. Yani birinci cildini Mesnevi'nin tercüme etmişler. Çünkü hacimli bir çalışma. Mehmet Şakir Efendi'nin 1836'daki çevirisi bunlardan bir tanesidir. Daha sonra Yenişehirli Avni'ninki bunlardan biridir. Yıl, bunlar tabi hepsi aruz kalıbıyla, failatun failatun failun kalıbıyla çevirdiler. İlk kez 1945 yılında Feyzullah Sacit Ülkü Mesnevi'yi hece vezniyle, 11'li hece vezniyle 1001 beytini manzum olarak çevirmiştir ki şu anda dilimizde olan en meşhur ifadeler, Türkçe olarak bakacak olduğumuzda Feyzullah Sacit Ülkü'ye ait olduğunu görüyoruz. Mesnevi'nin birinci cildini 1981 yılında Veysel Öksüz 14'lü hece ölçüsüyle, bu heceye dair o ses fonatiğine birazcık olsun yaklaşabilirim diye Veysel Öksüz tarafından yapıldığını biliyoruz. Tümünü 2016 yılında Ahmet Metin Şahin tamamını yine aruz vezniyle tercüme ettiğini, manzum olarak tercüme ettiğini ifade edelim. Bunlar büyük gayretler. Üzerinde bunların ifade etmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Mevlana'yı hepimiz tanıyoruz. Ben ayrıntısına girmeyeceğim. İlahiyat Fakültesi öğrencilerimiz olarak, zaten bizim Rahle Tedris'ten geçen öğrencilerimiz Türkistan Edebiyatı dersinde 1-1,5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde Mevlana ile bir tanışıyorlar. Tasavvuf dersinde de tanıştıklarını düşünüyorum. Diğer hocalarımız da hasbelkader kenarından, ucundan tutarlarsa Mevlana'yı aslında ne zaman doğdu, ne zaman vefat etti, hangi şahsiyetlerle tanıştığı hakkındaki bilgilerimiz malum. Kısaca geçecek olursak, Mevlana olarak bahsettiğim şahsın adı Muhammed. Efendim, kendisinin bir lakabı olarak Celaleddin, sultan anlamında Hüdavendigâr, Anadolu'da yaşamış olması dolayısıyla Rumi, bugünkü doğduğu şehir olarak ele alırsak Afganistan'ın Bel şehrinden ötürü Belhi, Bel şehrinin kasabası olarak bakacak olursak Vahş kasabasında Tacikistan sınırları arasında yer alıyor şimdi. Horasan bölgesinden ve Efendimiz anlamına gelen Arapça ifadeyle Mevlana'mız. Bizim Efendimiz. Bugün biz Mevlana'yı çok daha farklı bir konuma getirmiş olduğumuzu da biliyoruz. Çünkü bugün Mevlana aynı zamanda bir şekerin adı. Efendim, bir pidenin adı, ne bileyim, çeşitli turizm öğesi olarak kullanılan bir Mevlana'dan bahsediyoruz. Hatta 2007 yılı UNESCO Mevlana yılı olması dolayısıyla her tarafta bir Mevlana aldı başını götürdüğü durumlarda artık bu işe bir el koydular. Artık yeni lokanta zincirlerine isim olarak Mevlana, Semazen falan vermeyelim diye patent hakkını da aldığımız dönemler olmuştu. Paylaşılamaz bir öğe olarak duruyor son dönemlerde. Daha öncesinde aslında bizim Mevlevi şairlerimiz, Mevlana'ya intisap eden şairlerimiz genellikle Mevlana'yı ve Mesnevisini metheden ifadelerde bulunmuşlardır. 3 tane şiir okuyacağım ben size birazdan. Çünkü zamanım dar. 40 dakika kadar bir zaman dilimi var. 3 şiirden bir tanesi geleneksel şiir tarzında, divan edebiyatından örnek vermeyeceğim. Cumhuriyet dönemi şiirlerinden 3 şiir seslendireceğim. Bunların bir tanesi
Arif Nihat Asya'ya ait bir şiir. Ölçülü bir şiir olması dolayısıyla ve Mevlana'yı metheden bir şiir olması dolayısıyla bu örneği seçtim. İkinci paylaşacak olduğum şiir, Üstad Sezai Karakoç'a ait bir şiir. Mevlana'nın Şems'i arayışını konu edinen, Mevlana'nın Şems'in ikinci kez kaybolduktan sonra Şam'a gidip onu arayışını ve Mesnevi'yi kaleme alışını konu edinen bir şiir. Üçüncü şiir ise örneklerine pek rastlayamadığımız tarzda bir şiir. Fakirin bir şiiri, neden örneklerini rastlayamıyoruz? Ben böyle bir boşluk bulunca doldurmayı düşünüyorum böyle şiirde. Mevlevi usul ve erkanına dair kavramların şiirleştirilmesi bağlamında bir şiir ki o kavramlarla ilgili bir izahattan sonra o şiire girmemiz anlamlı olacaktır. Aksi halde şiir bir anlam ifade etmeyecektir. Bunun yanında şiirin yanında bir de edebiyat sahasından roman mevzusuna da biraz gireceğim. Belki bugün burada ilk kez açıklayacak olduğumuz bir konuya da ele alacağız. Mevlana şiirleri antolojisi bağlamında Mehmet Önder'in Binbir Temel Eser yayınlarından yayınlanmış olan Nerede Bulsanız Alacak Olduğunuz bir eseri vardır. Mevlana şiirleri antolojisi. Bunun içerisinde pek çok Mevlana'ya dair yazılmış olan şiirler vardır. Bunun yanında Ümraniye Belediyesi'nin 4. geleneksel şiir yarışmasında bir vesile Mevlana ile ilgili olarak yeni şiirler üretilmesi bağlamında Dön Kendine diye isimlendirilen ki ikinci olan şiirin başlığıdır. Birinciliğe layık eser bulunamamıştı o yıl. Bunun içerisinde de bu da bir yitik hazinedir. İstanbul'a uğrayanlar belediyeden edinebilirler. Mevlana şiirlerini barındıran bir eserdir. Bunun haricinde bu yıl Konya'da çok yüksek ödüllü bir yarışma vardı. Kaçırdık mı diyelim bilmiyorum. Bir Mevlana şiir yarışması yapıldı. Orada da birinciliğe layık bir eserin ortaya çıkmadığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü içi boş bir Mevlana yaşıyoruz. Mevlevilikle ilgili kavramları bilmeden efendim romanını yazmaya kalkıyoruz. Tarihi gerçeklerle uymayan ifadeler kullanarak bazen onu başka bir aşamaya getirerek bir Mevlana ortaya koymaya çalışıyoruz. 25 bin beyitlik bir mesnevi, 50 bin beyte yakın bir divan-ı kebir, 3 tane daha diğer eser var. Mecalis-i Seba Vaazları, efendim, Fihi Mafi ve mektuplarını da ele alacak olduğunuz zaman en azından nereden baksanız 200 bin cümle eder. Bu Mevlana'yı anlayabilmek için öncelikle bunu bir hazmetmemiz lazım. Bundan bu Tebriz'den geçmemiz lazım ki Mevlana'yı birazcık anlayabilelim. Haliyle böyle olmayınca biraz kuruya giden bir Mevlana'dan bahsediyor oluyoruz. Arif Nihat Asya'nın şiirini dinleyelim. Yatırırken bu sedef kapmalı şimşir beşiğe ne ile kundakladılar Hazreti Mevlana'yı? Perdelerden taşırıp neyleri çığlık çığlık ne ile kundakladılar Hazreti Mevlana'yı? Bir ipekten ve köpükten yaratılmış yumuşak tüyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Kıyılardan, ovalardan dererek inciyle çiğle kundakladılar Hazreti Mevlana. Gece mehtabı elekten geçirip kirpikler ayla kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Mesnevisinde bir altın hücreden nur akıtıp öyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Bu yürek durmayacaktır dediler esmadan hayla kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Sakalar doldurarak kırbaların keserden meyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Ve açık ağzını nisan tasının besmeleler suyla kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Ruhlardan, kokulardan, durulardan duru bir şeyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Ulu tuğbaların altında gönüller, eller,
böyle kundakladılar hasreti Mevlana. Mevlevilikle ilgili bazı kavramlardan bahsedeceğim size birazdan. Ancak öncelikle Şems'le ilgili olarak yazılmış olan romanlardan bir tanesini getirdim. Romanın adı Taşkın Tuna'nın 1x1 romanı. Şule Yayınları'ndan çıkmış olan bir roman. Benim okumuş olduğum kitaplar arasında ön sözüne çarpıldığım en farklı ön söze sahip kitaptır. Taşkın Tuna'nın 1x1 kitabı. Ben öncelikle kapağı aldım. 1x1 ne ola ki? Sonuç 2'dir. Niye böyle bir kapak yapmış ki? Diye düşünerek şuna bir bakalım. Ben 2 olduğumu iddia ediyorum da. Bu bağlamda neymiş içerideki deyo? Yani birini Mevlana, birini Şems olarak düşüneceksiniz o bağlamda. Taşkın Tuna bir yüksek fizik mühendisi. Kendisi NASA ile ilgili olarak bazı çalışmalarda bulunduğunu iddia ediyor. Çok ilginç bir ön sözü var. Ön sözün mahiyeti şu. Okuyan var mı aramızda? Ön sözde der ki, ben ön sözü okuduktan sonra hadi ya böyle bir şey herhalde yoktur falan dedim. Yani var mı acaba? Ya o kadar inandırıcı geliyor. Yani nedense romancılarımızın şöyle bir özelliği var. Bu birkaç romancımızda da var bu. Efendim biz bizzatı Mevlana'dan aldık. Yani rüya yoluyla bize ilettiler. Biz yazdık onu. Yani yazdık. Ne yazdıysak hepsi doğrudur. Yalan yanlış yok yani. Taşkın Tuna da bu yöntemi ilk başlatanlardan. Onun görüşü ise şu. Efendim ışık hızının ilerisinde bir teknolojiye sahip bir aleti var Taşkın Bey'in. Bu şekilde atmosferin içerisinde yüzyıllar boyunca ortaya çıkan sesler orada enerji olarak bulunuyorlar. Bu cihaz o sesleri ayrıştırabiliyor. Efendim neresi ayrıştırılacaksa onun koordinatlarını giriyor. Koordinatlar girildikten sonra efendim Konya merkez buluyor. Koordinatları girdi. Artık oradaki sesler ortaya çıkacak. Hemen okur soruyor tabii. Herkes konuşuyor şimdi. Onun sesi bunun sesi birbirine karışmaz mı? Ona da bir önlem almış. Efendim toplumun içerisinde baskın bir şahsiyet varsa onun sesleri ön plana çıkıyormuş zaten. Onlar sadece yazılıyormuş. Haliyle Mevlana ile Şems ne konuştu? Ayan beyan efendim buradadır diyor. Ön söz bilgileriyle bunu NASA'nın çeşitli teorileriyle falan filan izah ediyor. Baştan buna kanıyoruz bir kere. Çünkü adam yüksek fizik mühendisi yani doktorası var, profesör falan. Haliyle bu bir kurgu aslında. Çok iyiydi. Bence Mevlana'nın vefatını konu edinen senaryo bağlamında kurgu açısından en iyi ölüm konusunu kurgulayan roman olarak görebiliriz. Küçük küçük pasajlar veriyor. Bunlardan biridir. Ancak bazı bilgi eksikleri de vardır mesela. Mevlana'nın biz anlatıyoruz, kaynaklar da söylüyor. İki kere evlendiği hususu var. Mevlana'nın vefatında tek eşi diyor. Dolayısıyla falan oluyor. Dolayısıyla tarihi gerçekler bu şekilde bildi gibi. Mevlana ile ilgili yazılmış olan romanlardan bir tanesi. Efendim, onun haricinde başka romanlarımız da var. Örneğin Elif Şafak'ın Aşk romanında Aşk Şeriatı bahsi içerisinde bir Mevlana Şems diyalogları bulabilirsiniz. Tabii bu bağlamda ben o konuya girmeyeyim. Dücane Cündeoğlu'na havale ediyorum size. Onun bu roman hakkında yazmış olduklarını okumanız sanırım kafidir. Tebriz'in Kış Güneşi isimli bir roman var yine. Nefrin Tokya'ya ait. Ahmet Ümit'in Bab-ı Esrar kitabında aynı konuları görebilirsiniz. Saide Kutsun Kimya Hatun kitabını önerebiliriz bu alanda. Sinan Yağmur'un Aşkın Gözyaşları üçlemesinden zikredebiliriz. Ve Orhan Pamuk'un Kara kitabı aklıma gelenlerden. Bunların hemen hemen hepsini aynı kefeye koyuyorum. Sadece Nazan Bekiroğlu'nun Cümle Kapısı kitabındaki Şems bölümlerini ayrı bir kenara koyduğumu ifade edeyim.
Şimdi Mevlana'nın Şems'le tanışıklığı Halit Ruhi'yi yansıtan bir şiir paylaşacağız. Üstad Sezai Karakoç'tan. Şam'dayız. Mevlana ve Mesnevi, Muhyiddin ve Yasin, Şems ve Füsus. Şems nasıl değiştirdi Bengüs'ü sanrıçlarından geçirerek Mevlana Celaleddin'i? Ve Yasin bir delikanlı biçiminde ağır ölüm hastalığında nasıl iyileştirdi İbn Arabi'yi? Mekke çatısında Füsus'un ve Fütuhat'ın yapraklarını ayıklayan güneşin, yağmurun ve rüzgarın yardımcısı kimdi? Şam çarşılarında Şems'e rastlamadı mı? Yolun bir kıyısında, o öbürü bir kıyısında. Şems bir soruydu, bir cevaptı Mevlana. Benziyorlardı bir arada, kişinin kendisiyle yaptığı bir konuşmaya. Muhyiddin'in İbn Rüşd'e dediği gibi, bir evet bir hayır demedi Mevlana. Hep evet dedi Şems'e bu konuşmada. Şam çarşılarında Mevlana aradı durdu Şems'i. Bir yitirip bir buldu Şems'i. Şems bir Bengüsü'ydü ona. Mevlana Şam'da Muhyiddin'le konuştu. Ona Şems'i sordu. Muhyiddin kabrini açarak, sabır kitabından bir yaprak çevirerek Şems'in kendisini gösterdi. Sonra yorgun bir Şam öğlesinde, sıcakta çekirgeler kavrulurken çömeldi bir su kıyısında, Hızır'ı gördü, alı yeşili gördü suda, Şems'i gördü ve buldu kendini. Şam çarşılarında Şems alındı Mevlana'dan, kendine Mesnevi verildi. Gökten bir kartal geçse ve yere düşse gölgesi, yerin altından gelirse bir su şırıltısı sesi, bu ses Şems'in sesini. Çöllerde kumda varsa kızgın bir ayak izi, bu iz Şems'in mi izi? İşte böyle kurdu Mesnevi'yi, Şems'in ayrılığı dudaklara dokunup ağza konamayan bir Bengüsü gibi. Efendim bir de Gogol amcaya müracaat edelim. Görmüş olduğunuz Mevlana'nın çeşitli minyatürleri, biliyorsunuz o dönemlerde fotoğraf makinesi olmadığından dolayı Mevlana'nın bir fotoğrafı yok elimizde. Kaynaklar kendisinin bir ressamın karşısında fotoğrafının yapılması bağlamında durduğunu, ancak her hareket edişinde farklı bir resim ortaya çıktığını, 20 farklı resminin olduğunu söylerler. Daha sonrasında ressam çizmeyi bırakmış derler. Ancak bugün baktığımızda her birimiz farklı bir Mevlana tahayyülü içerisindeyiz. Kimisi zenci olarak kendisini düşünmüş, tahayyül etmiş, ona göre bir fotoğraf, bir minyatür ortaya koymuş. Kimisi şişman, kalıplı, gövdeli bir Mevlana düşünmüş. Kaynaklar bize 1.80-1.85 boylarında cılız yapılı, efendim yanık buğday tenli bir şahsiyet olduğunu söylüyor. Zaten bu kadar kalıplı olmaması gerek, çünkü günlerce sema eden bir adamın bu kalıpla sema etmesi akla ziyan olsa gerek diye düşünüyoruz. Bu durumu biz aynı şekilde Yunus Emre'ye de yaptık. Yani Yunus Emre'nin şöyle bir resim, kendisini tanıtıcı bir resim olarak kullanmak istesek, bıyıksız, sakalsız bir Yunus Emre ile karşılaşıyoruz. Genç böyle. Aslında Yunus Emre de o değil yani. Paralarımızın üzerine bastığımız, gerçi çok fazla görmüyoruz 200'lük banknotu Yunus Emre, ama nihayetinde nasıl tahayyül ettiğimizle alakalı olarak değişecek. Bir de şu var, Mevlana Mevlevi değildir. Çünkü kendisi babasının yolunda, Necmettin-i Kübra'nın yolunda Kübreviye tarikatına mensuptur. Tarikatlar belli şahıslarla beraber kırılma geçirirler ve farklı bir ismin himayesinde devam ederler. Bu bağlamda Mevlana gibi yaşamak isteyenlerin kendisinden sonra ona nispetle kurmuş oldukları bir yol olacaktır. Haliyle ben efendim bir tarikat kuruyorum, bunun adı da Mevleviliktir falan dememiş. Bu yanılgıya da düşmemiş olalım. Bir de böyle bir ifademiz var. Baza baza diye gelen, ne olursan ol yine gel
diyen bir ifade. Bu ifade, bir kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel, bu bir rubai, dörtlük. Mevlana'nın hiçbir eserinde, yani bir kaynak gösterelim desek, Mevlana'nın ne Mesnevisinde, ne Divan-ı Kebir'inde, ne diğer eserlerinde görebilecek olduğumuz bir ifade değildir. Çünkü Mevlana'dan 160 yılı kadar önce yaşamış olan Ebu'l-Hayr'ın divanında da vardır bu ifade. Ne hikmetse biz tekke ve zaviyeleri kapattık, bir yıl sonrasında Konya'daki merkez hastaneyi müzeye çevirdikten sonra bir turistik amaçtan mı ortaya çıktı? Nereden ortaya çıktıysa sürekli olarak bir gel metaforu kullanılmaya başlandı. Buna benzer bir de Mevlana'nın yedi öğüdü dediğimiz öğütlerin arka arkaya hiçbir şekilde ne Mesnevi'de ne Divan-ı Kebir'de bir arada olmadığını görüyoruz. Haliyle biraz değişik bir durum. Yani bize göre bir Mevlana. Daha ilginç bir durum daha var. Mevlana Divan-ı Kebir'inde Muhammed Şemseddin Tebrizi'ye nispetle onu çok sevdiğinden ötürü kendi adını değil, onun adını mahlas olarak kullanmıştır. Divan-ı Kebir'deki mahlas, o 50 bin beyitlik divandaki mahlas, Şems mahlasıdır. Haliyle çoğumuzun böyle Facebook'ta, Twitter'da bir retweet etmişliğimiz vardır mutlaka. Bir Şems-i Tebriz'den bir ifade diye. Aslında o Şems-i Tebriz değil, bizzat Mevlana'nın kendisidir. Şems-i Tebrizi ile Mevlana birbirleriyle bu bağlamda atışmıyorlar yani. Öyle hesaplar falan var. O yanıltmasın sizi diye onu söylemiş olayım. Ne kadar söz varsa düne aittir, şimdi yeni şeyler söylemek lazım der Mevlana. Şimdi burada son şiiri okumadan önce bir başka kitaba değineceğim. Konuşu bu semazen.net Mevlevilikle ilgili pek çok çalışmanın bir arada toplandığı bir site. Bizatihi bu site için yazan akademisyenlerimiz, köşe yazarlarımız da var. Bunun haricinde çeşitli çalışmalar yapan şahısların yazılarının Mevlevilikle alakalı olduğundan dolayı toplandığı bir site olarak da bakabilirsiniz. Mevlevilikten yolu geçen her şahsın mutlaka uğraması gereken sitelerden bir tanesidir. Yıl 25 Kasım 2009. Kurban Bayramı'na denk geliyor. Arefe günü olsa gerek. Bizim alanın akademisyenlerinden Profesör Doktor Bilal Kemikli Hoca'nın bu sitede Kurban Bayramı dolayısıyla bir yazısı yayınlanır. Dönüp Duruyorum İsmail adında bir yazı. Şimdi bu yazıyı başka bir yerden okuyacağım ben size. Kitabımızı açalım. Ben kitaptan okuyayım, siz buradan kontrol edin. Kırmızılar değiştirilmemiş ifadeler, siyahlar aynen alıntılanmışlar. Dönüp duruyorum ey aşk, durup dolaşıyorum. Arıyorum, arıyorum, içimdeki uzağı arıyorum ey aşk. Uzaktaki yakını, yakınındaki aşkı, içimdeki içimi arıyorum ey aşk. İçimde aradığım yakın sensin. Aradığım sen, sendeki beni, bendeki seni arıyorum. Ne bende ne sende, hem sende hem bende olanı arıyorum. Bir teslimiyet, bir huzur, bir kabul ediş, bir kurban oluş, bir yok oluş. Evet arıyorum ey aşk. Aşkta yanış, aşkta dönüş, aşkta duyuş, aşkta hissediş, aşkta sönüş. Arıyorum. İçimdeki yakınlığı, yakındaki içimi, içimdeki seni dönüp dolaşıyorum ey aşk. Dolaşıp duruyorum. İsmail yerine ey aşk kelimesini kullanarak devam ediyor yazarımız. Bu şekilde devam ediyor. Bu ilk olarak arkadaşlar söylemiş olduğum şekilde 29 Kasım 2009 tarihinde yayınlanmış olan bir yazı. Ve daha sonra hocamız, Türk İslam Edebiyatı sahasındaki hocalarımızın her biri böyle çok fazla yazı yazanlar değildir ama Bilal Hoca mümbit bir hocadır. Şiire de bulaşmıştır yakın zamanlarda. Akademik çalışmaların yanında edebi çalışmaları da olan bir hocamızdır. Halen Facebook'ta mesela yayınlamış olduğu bazı ifadeleri bir araya toplayarak modern bir pentname oluşturmuş. Geçenlerde ey oğul diye, oğul sen diye yayınlamıştı. Bu kitabını da Kitabevi yayınlarından Ekim 2011'de yayınladı. Okumuş olduğum ifadeler ise Türkiye'nin bestsellerinden, en fazla satan kitabından. Evet, Aşkın Gözyaşları. Haliyle
Hocamız bu kitabın 25. sayfasından sonrasını okuyamadı. Ben bununla karşılaşmam bu Kurban Bayramı'nda denk geldi. Hoca oğlunun elinde kitabı görmüş. Çok satan bu kitabı bir okuyayım ben demiş. 25. sayfayı görmüş. Aa, bunlar benim ifadelerim. Haliyle en fazla güvendiğimiz şahıslar da bunu yaparsa biz nereden, neyi, ne zaman, nasıl, ne şekilde okuyacağız? Bu Aşkın Gözyaşları'nın amiral gemisi, ilk çıkan kitap. Binlerce sattı. Çoğunuz okumuştunuzdur belki. Haliyle böyle bir durum söz konusu olunca insan, biz o zaman nasıl bir edebiyatın içerisindeyiz diyor. Ne Mevlana'nın mahlasından haberdarız, ne Mevlana'nın öğretilerinden haberdarız. Bir hümanist, bir panteist, bir Mevlana oluşturduk, onun arkasından giden bir duruma geçmiş geldik. Haliyle durum epey zorlaşmış görünüyor bizim açımızdan, Mevlana'yı anlayabilmemiz açısından. Tarihteki Mevlevi haneleri görüyorsunuz. Bunlar Osmanlı'nın sınırları içerisinde Mevlevi hanelerin ulaşmış olduğu güzergahlar. Bunlar arasında bir iki kavramı izah etmem lazım size. Bunlar dergah, tekke, zaviye kelimeleri bağlamında. Mevlevilerle ilgili olarak Mevlevi'nin içine çıkarılan tekkelerine, Mevlevi hanelerine asitane adı veriliyor. Diğerleriyle Mevlevi hane adı genel anlamda veriliyor. Bunların en küçüğüne zaviye adını veriyoruz. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından bu kelimeyi bilirsiniz. Bunun biraz daha büyüğü tekkedir ya da tekke adıyla anılır. Bunun biraz daha büyüğü ise dergah, ki dergahta mutlaka bir yatır yatıyordur. Önemli bir şey efendi vardır. Bunun daha büyükleri neyse hangah ya da asitane anlamına gelir, ki kapı eşiği anlamına gelir. İstanbul'un bir ismi de asitanedir. Oranın ne eşikle alakası var diyecek olursanız, orada da Ebayyübel Ensari yatmaktadır. Ondan dolayı İstanbul asitane adını alır. Haliyle dergah dediğinizle zaviye dediğiniz, hangah dediğiniz arasında bir farklılığın oluşması gerekir. Gerçi biz bu kavramlardan şimdi birazcık daha biliriz. Çünkü tekke ve zaviyeler zaten kapatılmıştı. Eşik kelimesine değinecek olursak burada, Türklerde ocak ve eşik mukaddes olarak adlandırılmıştır, öyle görülmüştür. O yüzden Türklerde eşiğe basılmaz, eşikte oturulmaz gibi ifadelerimiz vardır. Hatta Yunus Emre'nin o kârın kendisini affetmesi için eşikte yatması da yine eşik kavramı üzerinden açıklanabilir, önemine binaen. Bir de ocak kavramı vardır. Birine dua edilmesi bağlamında ocağın yansın diye bir dua edilir. Bu bir beddua değildir. Ocağın yanması, yani evlerine ateşler salsın bağlamındaki aslında beddua falan değildir. Bu bağlamda bu bir duadır yani. Çünkü ocağın yanması, devam etmesi gerekir. Mevlevilikte matbaanın devamlılığı esastır. Eğer beddua edecekseniz ocağın sönsün demesi lazım. Yani o ateş oradan kaybolsun denmesi gerekir ki beddua hükmü taşıyabilsin. Kavramlar ne kadar ters anlamı gibi. Mevlevilikte mesela aşk olsun ifadesi mukabele bağlamında, aşkın cemal olsun, cemalin nur olsun, nurun ala nur olsun şeklinde bir kullanım vardı. Bugünse aşk olsun ifadesi çok daha bambaşka bir noktaya gelmiş. Aşk olsun, yani öyle değil mi anlamında gibi bir ifadeye geldi. Mevleviliğe intisap etmiş olan, ona karar vermiş olan kişiler önce bir ikrar verirlerdi. İkrar vermek değil mi? Karar vermeleri. Ve artık o aşamadan sonra kendileri birer candırlar. Binbir günlük çile, ki bu hizmetle oluşacak olan bir süreçtir. Bu sürecin ardından Mevlevi hanede derviş olurlar. Bu dervişlik, eğer Mevlevi hanede kendisine bir ücret tahsis edilmişse dede olurlar, Esrar Dede gibi. Efendim bir Mevlevi hanede şeyh olurlarsa şeyh unvanını alacaklar.
Bu bağlamda her birinin farklı farklı isimlendirmeleri olacaktır ve Mevlevihane'de Mevleviliğe intisapları bağlamında bir kıdem süzgecinden geçerler. Önemli gördüğüm bazı ifadelerden, çünkü şiire gideceğiz birazdan, bazı kavramları izah etmem gerekecek. Bunlardan bir tanesi dillendirmek ve uyandırmak kavramları. Yakmak fiilini kullanmıyorlar. Kandili uyandırmak ve kandili dinlendirmek, şamdanı dinlendirmek olarak kullanıyorlar fiilleri. Çünkü her şeyin bir canının olduğunu ve hakkı tesbih ettiğini, bu bağlamda insana da hizmet ettiğini düşünüyorlar. Bu bağlamda dinlendirme ve uyandırma gibi ifadeler kullanıyorlar. Bir insanın uyandırılacağı zaman da ona seslenirken agah ol gibi bir ifade kullanıyorlar. Eğer insan agahsa, yani zaten uyanmışsa, bu seferki konuştukları agah ol ifadesi o kişinin anlı, düşün, anla anlamında bir ifadeye hizmet ettiğini görüyoruz. Görüşmek diye bir ifadeleri var. Görüşmek dediğimiz Mevleviler örneğin namaz kılacaktır. Namaz kılmadan önce secde yerinde bir görüşür, öper gibi yapar. Orada birazdan secde edecektir. Orasıyla öper gibi bir görüşme hasıl olur. Namazdan sonra da yine secdeyi tamamlamıştır, namazı bitirmiştir. Yine oraya da bir görüşmeyi tamamlar, öyle kalkar. Efendim bardaktan su içecektir, içecektir. Kenarıyla bir görüşmeyi yapar, ondan sonra suyu içer. Bu Mevleviler arasında bir usuldür, bir erkandır. Keşkül diye bir tanımımız var mesela. Siz onu bir tatlı olarak biliyorsunuz. Bu da Mevlevilerin Hindistan cevizinden yapılma zincirle boyunlarına takmış oldukları bir kaptır ki dervişler bunu boyunlarına takarlardı ve sokak sokak gezdiklerinde ahali onun içerisine çeşitli hediyeler, yiyecek, erzak koyardı gibi. Bir de hakta diye bir ifademiz var. Hakta yok yerine kullanılan bir ifade. Yok kelimesinin kullanılmıyor Mevlevilikte. Ya hakta deniliyor ya da hak vere ifadesi kullanılıyor. Yani yok ama inşallah Allah verecek anlamında. Bu bağlamda da bir meseldir anlatılır. İstanbul'un o büyük yangınları, Cibali Balat yangınlarının zamanlarında Galata Mevlevihanesi olsa gerek, derviş dışarıdan bir gürültü ses duyuyorlar. Diyorlar ki efendim derviş git bak bakalım bir yangın mı var? Derviş de dışarı çıkıyor, bakıyor yangın falan. Yok. Ama yok kelimesini kullanmayacak. İçeri giriyor, diyor ki efendim yangın hak vere. Yani derviş de cevabı patlatıyor tabii. Allah tabii canım diyor, her şeyi Allah versin de yangını da mı? Bu anlamında anlatılan bir meselede efendim. O zaman Mevlevilikle ilgili bu kavramları izah ettikten sonra fakirin bir şiiriyle bana ayıran sürenin sonuna geleyim. Hırka, söz ve ayna. İkrar ver, kanını içine akıtan derviş. İdrak kapısına dayansın akıl. Hicranıyla yeri göğü tazelesin gözyaşı. Ey fakir dağarcık, aynada görülen nedir? Nedir edep ehline semada ilham olan, ışığı uyandıran pervane sendin. Sendin yedi delikte saklanan bu sır. Üfle ve dön ey nefs, yansın cevrine muhtaç olan. Kırılan kalbimizi hüsn ile yamayan aşk, yokluk deryasında hüzünler kulübemiz, murakka hırka, destar ve tesbih, seccademizi öpen deste gül, tahtımıza yerleşen duamız kadar kadim. Niyaz penceresinde nazar eder tecelli, noktanın sırrına mühürlenir ayaklar, boynumuzda can çeyizi, içinde çile, keş, kül ve ateş şevkinde dağıtılan teselli. Miskin bir seyyahtı varlık ağına düşen, sözün bittiğiden başlayan cezbe,
sayende vecde gelmez mi? Zaman irfan denizinde meşkeden zerre. Marifet divanımız keremkâr eşik. Sükûna ermesin hiç her. Halden anlayanın tılsımındadır sena. Şemini arıyor bütün esrara bedel. Çünkü sonsuz bir alem yolculuğun menzili. Nurdan bir lokma için kuruluyor soframız. Sertaç çekip katrede ummanını, giyerek o hırkayı ve doyarak nakışa, boyanıp rengiyle hakkın döne döne söz hakta. Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Devamını getirebiliriz aslında bu ifadelerin, şiirlerin. Ancak musiki kısmına geçeceğiz. Musiki kısmına geçmeden önce Mevlana ile ilgili bir ifadeyi sizlere aktarmak istiyorum. Bir defasında Mevlana'nın meclisinde Mevlana musiki, ki ondan kasıt rebap sesidir. Çünkü Mevlana kendisi, oğlu ve daha sonrakiler 2-3 kuşak ney icra etmemişlerdir, ney yüklememişlerdir, rebap üzerine gitmişlerdir. Ney daha sonradan gelmiştir. Öncelikle bir metafor olarak vardı ama bizatihi kendileri çalmıyorlardı. Musiki, yani rebap sesi, cennet kapılarının sesidir şeklinde bir ifade kullanıyor. Orada bulunan ve musikiyi inkar edenlerden birisi diyor ki, biz de işitiriz fakat neden o sesten sizde hasıl olan duygu bizde hasıl olmaz? Yani biz bir sema haline ulaşmayız. Bunun üzerine Mevlana şu ifadeyi kullanıyor. Bizim işittiğimiz ses kapıların açılmasının sesidir. Cennet kapılarının. Sizin işittiğiniz ise kapıların kapanmasının sesi olduğu için aynı duyguları elde ediyoruz.